أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya gelirken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Ebu'l-Ferek İbnül Cevzi Rahimeullah'ın zikrettiğine göre Mekke'de güzel bir kadın ve onun bir kocası varmış. Bu kadın bir gün aynadan kendi yüzüne bakar ve kocasına dönerek bu yüzü görüp de, yani bu yüz güzelliği görüp de fitneye düşmeyecek birini tanıyor musun diye soru sorar. Subhanallah. Kadın fitne midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu ümmetin fitnesi kadındır. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat etmez, iman etmez, Allah ve Resulünün ahlak ve erdemlilikle alakalı koymuş olduğu sınırlara riayet etmezse, evet maalesef bir kadın, bir erkek için, bir toplum için fitne olabilir. Ama bir kadın Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ın ve Resulünün çizmiş olduğu sınırların dışına çıkmamak için gayret gösterirse hem kendini hem de etrafındaki insanları fitneye düşmekten koruyabilir. Ne demek istedik acaba güzel kardeşlerim? Kadın fıtratında beğenilme duygusunu taşıyıp büyütmektedir. Her kadın ve her kız için bu geçerlidir. Beğenilmek, takdir görmek, yeteneklerinin ve güzelliklerinin keşfedilmesini beklemektedir. Her kadın için bu geçerlidir. Her kız çocuğu için bu geçerlidir. Eğer kadın bir kız çocuğu bu saymış olduğumuz unsurları, yani takdir görmek, alkışlanmak, keşfedilmek, yeteneklerinin ortaya çıkartıldığına şahit olmayı sadece kocasıyla sınırlı tutarsa hem kendisini hem de etrafındaki insanları fitneye düşmekten korur. Ama ne zaman ki bunu kocasının evinin dışına çıkartmaya çalışırsa, olur mu ya? Benim gibi bir güzelliği kim keşfetmesin? Benim gibi alımlı çalımlı bir bayanı kim taltif etmesin? Kim onu değerlerini ortaya çıkartmasın diyerek sokaklara çıkarsa hem kendisi için hem de etrafındakiler için bir fitne unsuru olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin fitnesinin kadın ve mal olduğunu ve Yahudilerin helak olma sebeplerini kadına bağlamasıdır. Kadına bağlamasıdır. Ve bunu özellikle kardeşler, yani kadındaki bu duyguyu ve fitneye sokacak unsuru bilen beşeri sistemin yöneticileri, idarecileri, alemi sevk ve idare etmek için kendini vazifeli bilen birileri bunu sürekli kaşımaktadır. Bu bir tuzaktır. Bu bir oyundur. Komplocu diyebilirsiniz. Ama bu şahitliği ortada olan bir gerçektir. Eğer bugün çok değersiz bir meta en güzel kızların eliyle servis ediliyorsa bilin ki bu bir tuzaktır.
Eğer bugün izlemiş olduğumuz dizilerde ve filmlerde, şimdi bunu açacağım biraz daha, başrolleri oynayan bayanlar genç kızlardan, güzel bayanlardan seçiliyorsa bu bir uyarıdır. Ve maalesef ki içinde bulunmuş olduğumuz toprağın sahipleri bu oyuna çoktan düştüler. 20 yıldan fazladır insanlar izlemiş olduğu dizilerin ve filmlerin esareti altındadır. 20 yıl öncesinde insanlar okudukları romanların, çizgi romanların etkisinde bir dünya geliştirirken, film sektörü geliştikçe, dizi sektörü yayıldıkça maalesef içimizdeki fitne unsurları büyümeye başladı. Niye? Şimdi düşünsenize, evli olmayan bir genç filmlerde izlemiş olduğu bayanları hayal ederek annesine tasvirde bulunuyor. Bana diyor, böyle böyle alımlı çalımlı bir kız bulursan evlenirim. Evli olan bir abi evinin içerisinde bu güzelliği görmediği takdirde gözü sokakların içerisinde gezmekte. Ve maalesef bu durumdan sadece kız çocukları, özür dilerim, sadece erkekler etkilenmiyor. Bundan en fazla mağdur olan kesim de kızlardır. Bayanların ta kendileridir. Niye? Belki son 10 yıl içerisinde yaşamış olduğumuz coğrafyada kızlarımız ilk defa edep ve hayadan sıyrılarak evlerinin tabir yerindeyse dışına çıkmışlardır. Metroda gördüğümüz, yolda gördüğümüz, okulun içerisinde karşılaştığımız, iş yerinde karşılaştığımız kızlar bize mi ait, bizim toplumumuzun bir ürünü mü, bizim ailemizin bir ferdi mi diye sorgulayacak hale geldiysek, o zaman biz bir fitnenin içerisine, bir tuzağın içine sürüklenmişiz. Özellikle şeytan ve dostları, Adem oğlunun alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yönelerek ulvileşmesin diye böyle sufli emelleri, basit, değersiz, Allah katında hiçbir kıymeti olmayan işleri onların gözünün içerisine sokarak onları ulvi emellerden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Bugün şu dünyayı, içinde bulunduğumuz toprakları yöneten azınlık aileler eğer iktidarlarını koruyorlarsa ortaya koymuş oldukları bu tuzağın etkisinden dolayıdır. Ne olur bunu asla unutmayalım kardeşler. Basit bir mesele değil. Basit bir mesele değil. Bugün gençler, özellikle genç erkekler sokakların içerisinde gözlerini eğlendirecekleri, kalplerini dinlendirecekleri bayanları, bayanlar da tam tersi erkekleri arıyorlarsa biz bir oyunun içine sürüklenmişizdir. Bir tuzağa sürüklenmişizdir. Farkına varmadan. Allah muhafaza. Ve özellikle dindar kardeşlerime sesleniyorum. Allah'ı ve Resulünü tercih edenlere sesleniyorum. İçinde bulunduğunuz duruma asla güvenmeyin. Üniversitede, çalıştığınız fabrikalarda, girdiğiniz atölyelerde, bindiğiniz araçlarda eğer birileri Allah'tan ve Resulünden sıyrılıp ahireti arkasına atıp bu sokakların içerisine çıktılarsa siz de tehlikeyle karşı karşıyasınızdır. Bu tuzağa düşeceklerden bir tanesi de sizsinizdir. Nice dava ve davet sahipleri bu tuzaklara düştüler. Asla kendinize güvenmeyin. Bana bir şey olmaz asla demeyin. Ben elhamdülillah kendimi korurum. Güvenmeyin. Vallahi ben nefsime güvenmiyorum. Ben nefsime güvenmiyorum. Bundan dolayı evet, kadın dedi ki şu güzelliği, şu yüzü görüp de diyor fitneye düşmeyecek bir kişiyi tanıyor musun? Bu soru altı belki saatlerce konuşulması gereken bir sorudur. Kocası döndü, dedi ki evet dedi, tanıyorum. Kadın şaşırdı. Peki o kimdir? Dedi ki Ubeyd bin Umeyr. Kim bu adam? İmam Buhari'ye göre rahimeullah bu adam sahabeden biri. İmam Müslim'e göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde doğup Peygamber aleyhisselamı görmemiş, tabiinin büyük müfessirlerinden ve vaizlerinden bir adam. Allah dostu bir adam. Öyle diyelim. Hayatını lillah fillah adamış bir adam. Diyor ki sen Ubeyde asla kandıramazsın. Kadın dönüyor kocasına, diyor ki bana bu konuda izin verirsen ben de onu kandırmak istiyorum. Subhanallah. Şimdi dehşet bir şey ha. Bana bu konuda izin verirsen onu ayartma konusunda, onunla oynaşma konusunda, gençler hiç kusura bakmasınlar,
onunla zina etme konusunda bana izin verirsen ben onu bu tuzağın içerisine çekeceğim. Subhanallah. Maalesef bugün bu toplumun içerisinde yine ister sosyal medyada, internet üzerinde, isterseniz yürüdüğünüz yollarda, tabir yerindeyse genç erkekleri, yeni parlayan yüzleri, nurlu secdeli izleri olan kişileri tuzaklara düşürmek için o kadar insan var ki ay kardeşler dikkat edin. O yüzden müminlerden ayrılmayın, Müslümanlardan ayrılmayın. Böyle bir tehlikeyi hissettiğiniz zaman telefona sarılın. Abi Allah için yanıyorum, neredesin deyin. Fitne ateşine düşmek üzereyim, neredesin? Allah'ı ve Resulünü seviyorsan, Allah'ın davasını seviyorsan, bir gencin harama düşmesinden korkuyorsan, şeytanın eline esir olmasından ürküyorsan, ben düşmek üzereyim, neredesin diye arayın. Allah için arayın, bakın. Abartmıyorum. Allah için arayın hemen. Dedi ki, bana bu konuda izin ver, ben hemen onu tuzağıma düşüreyim. Adam ne dedi biliyor musunuz? Sana izin verdim, subhanallah. Lan kadının teklifini mi şimdi eleştirelim, adamın bu aymazlığını mı konuşalım? Buna İslam'da deyyusluk denir gençler. Deyyus. TDK'yı açın, Türk Dil Kurumu'nda da bunun tarifi yapılmış. Hanımı ve en yakınında olan bayanının, bir hanımın, bir hanımefendinin iffetsizliğine göz yummak deyyusluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nesai'de geçen bir hadis-i şerifte buyuruyor ki kıyamet gününde Allah üç kimsenin yüzüne bakmayacak. Onların tarafına dönmeyecek. Bu ne demek biliyor musun kardeşim? Allah o kimseyi affetmeyecek. Allah o kimseye rahmet etmeyecek. Merhametten ona tattırmayacak. Kim bunlar? İki hafta önce dersini yaptık. Birincisi anne ve babasına asi olan evlat. Bunu geçen haftaki dersimizde işledik geniş bir şekilde. Anne ve babasına isyan eden evlat. Birinci sırada. İkincisi erkeğe benzemeye çalışan bayan. Ya var mı? Yığınla. Özgürlük ve çağdaşlık söylemleriyle sokaklarda dolaşan ve dolaşılması gerektiğini savunan o kadar beyin yoksunu, ahlak yoksunu insanlar mevcut ki. Peki üçüncüsü kim? Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki deyyuslar. Yani hanımını ve kendisinin yanında bulunan en yakın bayanın zina etmesine, insanlarla oynaşmasına, bazı alimler de demiş ki mahremi olmadığı halde farklı böyle erkeklerle bir arada oturup kalkmasına göz yuman kimsedir demişler. Subhanallah. Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Kıskanç olacağız kardeşler. Kıskanç olacak. Erkek kıskanç olacak. Ama şizofren hastası edasıyla değil. Böyle bir hastalıkla değil. Korumak, kollamak, onun iffetine sahip çıkmak, onun izzet ve şerefine, haysiyetine zarar getirecek unsurları örtmek anlamında kıskanacaksınız. Kıskanacaksınız. Erkek kıskanır. Bakın Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı, diyor ki Zübeyir bin Avvam'ın eşi, Zübeyir diyor, dünyaya iltifat etmeyen, tabir yerindeyse dünyayı üç talakla boşamış, kendisini davasına adamış, Allah yolunda cihad etmeye adamış bir adam. Evinin diyor bütün işleriyle diyor ben uğraşıyordum. Yapamadığım tek şey diyor ekmek yapmaktı. Onu da diyor mahallenin diğer kadınları diyor getirirdi evimize. 3 kilometre Rahmi abi 3 kilometre. 3 kilometre diyor yol yürüyordum. Hurma bahçelerine gidip hurma çekirdeklerini taşıyıp tekrar 3 kilometre yol yürüyerek evine geri geliyordu. 3 kilometre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla beraber bir seferden devesiyle dönüyor. Bakıyor ki baldızı Esma, narin kadın, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gibi narin bir adamda nasıl bir evlat olur? Onun gibi narin biri olur. Onun gibi nazik biri olur. Onun gibi zayıf biri olabilir. Bedensel anlam için söylüyorum. Devesini diyor bana doğru yaklaştırdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Allah Resulü hiç konuşmuyor. Bin demiyor. Atla demiyor. Esma koş demiyor. Allah Resulü haya sahibi bir adam. İffet sahibi olan bir insanı gözünden tanıyor. Devesini diyor ona doğru yanaştırdı.
Esma radıyallahu anh geri geri gidiyor böyle. Çekiniyor. Allah Resulü utandığını anlayınca devesini hareket ettirip yanından uzaklaşıyor. Ne diyor peki Esma? Diyor ki o sıra vallahi diyor ben başka erkeklerle yolculuk yapmaktan utandım. Çünkü peygamberin yanında başkaları da vardı. Ve diyor aklıma Zübeyir ile onun kıskançlığı geldi. Zübeyir ile onun kıskançlığı geldi. Zira diyor insanlar içerisinde en kıskanç adam Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Sonra akşam oluyor. Esma herhalde kocam başkasından duyarsa köte yeriz korkusuyla kendisi olayı anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle başından geçen hadiseyi anlatınca Zübeyir bin Avvam belki beklemediği bir cevabı veriyor. Senin o kadar yol yürüyüp hurma çekirdeklerini taşıman Resulullah'ın devesine binmenden diyor bana daha ağır geldi şimdi. Evet kıskanın, koruyun, kıskanmanızın bir amacı olsun. Ama ne olur kardeşler bir şizofren mantığıyla cama çıktığında aman nereye baktın? Markete gittiğinde acaba ne yaptın? Metroya bindirmezsen, minibüse bindirmezsen. Aradan 3-5 sene geçer de Allah muhafaza Rabbim sana bir hastalıkla imtihan verir. Sonra da dönersin sümsük karı metroya bile binmeyi bilmiyor diye kadını hayıflarsın. Vallahi bizim bayanlarımız şu an ne metroya binmeyi biliyor, ne minibüste oturmasını biliyor, ne yolculuk yapmasını biliyor. Bu kınanacak bir şey mi? Evet, kocası adına kınanacak bir şeydir. Çünkü sen buna mani oldun. Sen buna engel oldun. Kıskanmak bu değil ki. Kıskanmak onu bir kafesin içerisine sokmak değil ki. Zübeyir bin Avvam gibi bir adam 3 kilometrelik bir mesafeye hanımını yolluyorsa ya kusura bakma da sen de 30 metrelik bir marketten hanımından manavdan nasıl alışveriş yapması gerektiği konusunda serbest bırak. Ha, tamamen de açma. Hele böyle bir toplumun içerisinde. Bunu da kastetmiyorum. Ama ne olur gençler kıskanacaksınız. Koruma ve kollama adına kıskanacaksınız. Değilse deyyusun dediğine bakın. Git diyor. Onu tuzağa düşürme konusunda serbestsin. Şimdi kadın bu icazeti de alınca Ubeyd'in yanına geliyor. Onu Mescid-i Haram'ın en tenha köşesinde yakalıyor. Ona fıkhi bir meseleyi sormak için yaklaştığında kadın hemen yüzündeki örtüyü kaldırıyor. Kadın yüzündeki örtüyü kaldırınca Ubeyd tepki veriyor. Ey Allah'ın kulu diyor. Yüzünü diyor ört diyor, kapat diyor yüzünü. Şimdi burada yine bir şeye değinmek istiyorum. Erkeklerin şehvetlerinin kamçılandığı böyle bir toplumda Müslüman bir bayanın, tesettür giyen bir kız kardeşimizin yüzünü örtmesi evla olandır. En güzel şeklidir. Bunu yapabiliyorsa bunu da engellemeyin. Buna meraklıysa bu konuda onu teşvik edin. Şöyle bir toplumun içerisinde. Bakın böyle bir toplumun içerisinde. Şehvetlerin kamçılandığı bir toplum için söylüyorum. Bugün internette izlediği görüntülere meftun olmuş. İzlediği programlara müptela olmuş. Hayal kuran sürekli bir gençliğin içerisinde bir karının yüzünü kapatmak istiyorsa bu konuda onu teşvik et. Asla engel olma. İslam devleti dahi olsa eğer bir kadının yüzü güzelse fitneye düşürecek bir cazibeye sahipse İslam onun yüzünü kapattırır. Elhamdülillah. Onu kapattırır. Ubeyd kadına yüzünü ört dedikten sonra kadın döndü dedi ki ben seninle alakalı bir fitneye düştüm. Ben sana tutuldum ha. Mekke'nin bütün erkekleri benim peşimde koşarken ben Mescid-i Haram'ın içerisinde sana meftun olmuşum. Tabii tuzağa düşürmeye çalışıyor. Mekke'de bir göz hareketimle bütün erkekler tabir yerindeyse sıraya geçecekken ben senin için kocamı terk ettim ve sana yaklaştım. Senden bir muradım var. Tıpkı Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'dan istediği murat gibi. Ondan istediği bir pay gibi. Şimdi karşısında Allah'ın korumasının altına girmiş bir adamcağız var. Dedi ki ben sana bazı sorular soracağım. Eğer bu sorulara doğru cevap verirsen, yani bu konuda samimi olursan, içten olursan, hakiki manada buna cevap, doğru cevabı verirsen, ben senin dedi muradını karşılayacağım. Bu da büyük bir şey ha. 5 soru sordu ona kardeş. 5 soru. Dedi ki 1. Şayet ölüm meleği
senin ruhunu aldığında senin ile bu ihtiyacımı giderdiğine diyor sevinir misin? Yani ölüm meleğiyle karşı karşıyasın, ruhun bedeninden ayrılmak üzere. Sen o sıra ya iyi ki de Ubeyd'le böyle bir zinayı yapmışız ha. Şimdi bunun bereketini görürüm, bunun hayrını görürüm. Allah bu konuda bize bu yardımcı olacak diyebilir misin diyor. Sizce diyebilir mi? Hangi beşer diyebilir? Kadın diyor ki vallahi hayır. Asla diyor sevinemem diyor. Sonra devam etti Ubeyd. Dedi ki doğru söyledin. Peki kabre girip hesaba çekildiğin anda senin ile bu ihtiyacını giderdiğimden dolayı sevinir misin? Der misin ki iyi ki de bu işi yapmışız be abi. Bu işi yapmamız insanlık için çok büyük bir fayda getirdiği gibi bana da büyük faydalar getirecek. Sevinir misin? Diyor ki vallahi hayır. Asla sevinemem. Ubeyd yakaladı artık. Tabir yerindeyse onun nefsini öldürme değil de nefsini terbiye edeceği, şeytanını tabir yerindeyse mızraklayacağı alanı buldu. Devam etti bu sefer sormaya. Dedi ki doğru söyledin. Peki insanlara amel defterleri dağıtıldığında kiminin amel defteri sağından geliyor, kimininki solundan geliyor. Sen amel defterinin nereden geleceğini bilmediğin esnada seninle yapmış olduğun bu işten dolayı sevinir misin? Senin bu ihtiyacını karşıladığından dolayı mutlu olur musun? Der misin ki elhamdülillah. Benim salih amel defterimin sağ tarafımdan alacağım amel defterimin içerisinde böyle bir hayır kondu. Hangi akıl vicdan sahibi söyleyebilir bunu? Kadın dönüyor diyor ki vallahi diyor hayır sevinemem diyor. Devam etti. Dedi ki sen doğru söyledin. Peki Sırat Köprüsü'nden yürüdüğün esnada düşecek misin kalacak mısın? Yani cehenneme mi yuvarlanacaksın, cennete mi gireceksin? Bunu bilmediğin halde senin ne diyor? Bu işten dolayı, senin ihtiyacını karşıladığımdan dolayı diyor. Sevinir misin, mutlu olur musun? Kadın dedi ki hayır. Ve son sorusunu sordu. Dedi ki terazi getirildiğinde, yaklaştırıldığında, yani insanın amelleri tartıldığında, senin tartın hafif mi gelecek, ağır mı gelecek diye bilmediğin anda senin ihtiyacını karşıladığımdan dolayı diyor sevinir misin? Kadın diyor ki vallahi hayır diyor. Şimdi kadını tabir yerindeyse tam tuşa getireceği nasihata geliyor. Diyor ki doğru söyledin. O halde sana nimet veren ve sana ihsanda bulunan diyor Allah'tan kork. Allahu Ekber. Sana nimet veren ve ihsanda bulunan Allah'tan kork. Benden korkma, kocandan korkma. Kureyş'ten korkma, Mekke'nin ahalisinden korkma, Mescid-i Haram'dan korkma. Tüm anlatılan şeylerden korkma. Sana nimet veren ve ihsanda bulunan Allah'tan kork sadece. Dedi ve daha sonra kadından ayrıldı. Kadın kocasının yanına gitti. Sizce ne oldu? Ne olmuş olabilir sizce kardeşler? Böyle bir nasihatin arkasından kadın namaza başlıyor, oruç tutuyor. İbadete ve itaate yöneldikten sonra kocası bakın o deyyus adam şu sözleri söylüyor. Diyor ki ne diye Ubeyd bin Umeyr benim karımı bu hale getirdi. Halbuki diyor karım her gece genç bir gelin gibi bana süslenirken bugün itaat ve ibadet eden bir rahibeye dönüştü. Subhanallah. Şimdi genç kardeşlerim hasreten ben nefsime sen de kendi nefsine bir pay ayır ve bir seslen. Bir harama tevessül ettiğinde, bir yanlışa yöneldiğinde, nefsin, heva ve arzuların bir şeyi istediğinde ki olabilir, zihin ister, gönül ister, nefsin ister, Allah rızası için Ubeyd bin Umeyr'in bu sözlerini hatırlamaya çalış. Ey nefsim, sen bu zinayı yaptığında, ölüm meleğiyle karşı karşıya geldiğinde bundan haz ve mutluluk alır mısın diye sor. Kabre girdiğinde melekler sana hesabı sorduklarında yapmış olduğun bu fiilin sana haz getireceğinden, mutlu olacağından, sevineceğinden bunların hepsini bir bir nefsimize soralım. Ve Ubeyd bin Umeyr'in karşısındaki insanı terbiye ettiği gibi, ıslah ettiği gibi biz kendi nefsimizi terbiye ve ıslah etmeye gayret gösterelim. İşte kardeşlerim Ubeyd bin Umeyr'in
anlatmış olduğu, bahsetmiş olduğu bu kıssadaki durum iffet ve hayadır. İffet ve haya alimlerin ifadesiyle bir insanın Allah'ın razı olmadığı işlerden, kötülüklerden kaçınma duygusudur. Utanma duygusudur. Anladık mı burayı abiler? Bir insanın Allah'ın razı olmadığı işlerden kaçınma ve utanma duygusudur. Bir insana, bir ferde izzet ve şeref kazandıran şey bu iki erdem vasıftır kardeşler. Eğer bir insanda, bir fertte, o ferdi oluşturan toplumlarda bu iki meziyet varsa vallahi onlar faziletli işlere yönelmişler. Tarih sayfalarında da şerefle anılmışlardır. Ama ne zaman ki bir fert ve toplum iffetten ve hayadan soyunmuşsa, çıkmışsa onlar bedbaht olacak bir hale gelmişlerdir. Allah muhafaza. Bakın İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hadis İbni Mace'de fitneler bölümünde geçiyor. Hasan bir hadis. Bakın ilk defa belki karşılaşacağımız bir hadis. Allah azza ve celle bir kulu helak etmek istediği zaman ondan hayayı çekip alır. Yani utanma duygusunu, kötülüklerden uzaklaşma duygusunu alıp diyor çeker atar. Hayayı alınca o kul ancak gazaba uğrayan biri olur. Bazı tercümelerde nefret edilen bir adam haline gelir diyor. Gazaba uğradığı zaman kendisinden emanet, emniyet kaldırılır. Emanet kaldırılınca o ancak hain olarak bilinir. Hain olduğu zaman kendisinden rahmet kaldırılır. Rahmet kaldırıldıktan sonra o lain yani lanetlenmiş olur. Lanete uğradığı zaman da kendisinin İslam ile ilgili hiçbir şeyi kalmaz. Subhanallah. Subhanallah. Eğer bu bir ilmik işlenmiş iplikse kardeşler, bir halatsa, nasıl ki bir düğüm çözüldüğünde diğerleri çözülüyorsa, haya ve iffet bir fertten ve toplumdan kaldırıldıktan sonra onun geleceği son nokta İslam'ın kaldırılmasıdır. İşte yaşadığımız topraklar. İşte bizler. Ne zaman ki haya ve iffet elbisesinden sıyrıldık, Allah üzerimizdeki İslam elbisesini almaya başladı. Allah Azze ve Celle böyle bir durumdan bizleri muhafaza buyursun. Özellikle az önce belirttiğimiz, yani beşeri ideolojilerin sahipleri, bunlar gençliğin iffet ve haya duygularıyla oynayıp, ya olur mu çok gençsin, biz senin ya zamanında olsaydık, ben senin gibi genç olsaydım, ben senin gibi imkanlara sahip olsaydım sözleri, vallahi iblis ve dostlarının vesveselerinden başka bir şey değildir. Ve bakın bugün özellikle gençlerin bozulmalarının altında yatan şeyler bu cesaret yüklü sözlerin altında kaynaklanmaktadır. Allah Azze ve Celle toplumumuzu muhafaza etsin. Bakın Tirmizi'nin Sünen'inde Sıfatül Kıyame bölümünde İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek olan hayayı tarif ediyor. Diyor ki Allah'tan diyor hakkıyla haya etmek, başını ve başında yer alan organları, karnını ve karnına bağlı olan organları koruman, dünya hayatının süsüne kendini kaptırmaman, ölümü sürekli hatırlaman, ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır. Kim bunu yaparsa gerçekten haya etmiş, yani Allah'tan gereği gibi sakınmış dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler demiş ki baş ve başa bağlı organlar nedir? Gözdür, ağızdır, kulaktır. Bunların iffeti nedir? Allah'ın razı olmadığı işlerden uzaklaşmasıdır. Karın, haram olan yiyeceklerin girmediği yerdir. Avret yeri, kişinin eşinden başka zina ederek kendini tatmin etmeyeceği durumdur. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle gerçek haya sahiplerinin özellikleridir ki onlar ahireti umup dünyanın süsünden uzaklaşmış kimselerdir. İşte bu akşam Allah nasip ederse
öyle bir adamdan bahsedeceğiz ki çok kısa bir hayat yaşamış. Mekke'nin ve Habeşistan'ın birçok şeyine vakıf olup Medine'nin birçok şeyinden de uzak kalmış bir sahabiden Osman bin Mazun radıyallahu anh'tan bahsedeceğiz. Kardeşlerim, Osman bin Mazun Kureyş'in en büyük ailelerinden, aşiretlerinden Cumah oğullarına mensup. Cumah oğulları da Ümeyye bin Halef'in liderliğinde bir aşiret. Ümeyye bin Halef. Peki bu adam kim? Darun Nedve'de fal oklarını yöneten bir adam. Fal oklarını yöneten bir adam da kapitalist sistemin içerisinde tabir yerinde ise parayla oynayan bir adamdır. Neden? İnsanlar herhangi bir talepleri olduğunda, istekleri olduğunda fal okları çekerek neye yönelmeleri gerektiğini onlardan öğrenirlerdi. Yani bir adam ticaret yapacak, ticaretim hayırlı mıdır, değil midir? Falanca ile ticaret yapmam iyi midir, kötü müdür? Falanca yere ticarete gitmem sakıncalı mıdır, değil midir? Bunu nereden yapıyor? Fal oklarıyla yapıyor. Peki fal okları çekerken ne yapıyor? Ya kurban kesiyor ya da çok büyük miktarlarda para ortaya koyuyor. Şimdi bunun başında kim var? Ümeyye bin Halef var. Osman bin Mazun'un aşiretinin lideri. Ve çok ilginçtir. İslam geldikten sonra kardeşler ilk çığırtkanlık yapıp da Müslümanların karşısında duran bu aile olmuştur. Niye? Çünkü gelir kaynakları gidecektir. Tıpkı bugünün Kemalistlerinin olduğu gibi. İslam devleti yıkıldıktan sonra 100 yıl içerisinde Kemalistler tabir yerindeyse bu halkı sömürmektedir. Vallahi sömürüyorlar. İlmek ilmek sömürüyorlar. Yavaş yavaş sömürüyorlar. Ve bakın Müslümanlar biraz palazlansınlar, biraz güçlensinler. Eyvah, şeriat geliyor. Atalarımızın dininden insanlar sıyrılacaklar. Tabir yerindeyse bağırışlarıyla bir toplumun bozulmasına sebep oluyorlar. Sebep ne? Ellerindeki kaynakların ellerinden gitmesini istemiyorlar. Bakın bazı kardeşlerimiz böyle varoş mahallelerde İslami çalışmalar yapıyor, değil mi? Orada diyelim ki bir uyuşturucu tezgahı kurulmuş. Müslümanlar gençleri uyarıyorlar, nasihat ediyorlar, yapmayın diyorlar, etmeyin diyorlar. Aileniz var diyorlar, Allah'tan korkun. Bir bakıyorsunuz birileri karşına çekiyor. Ne oluyor ya diyor. Siz de falancalardan mısınız? Siz de falanca örgüt gibi bir adam mısınız? Siz de mi kelle kesiyorsunuz? Siz de mi kadınlarımıza göz dikiyorsunuz? Lan ne alakası var? Sana Allah'ın dinini arz ettik. Sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakından bahsettik. Yapmış olduğun işin fertlere ve topluma nasıl zarar verdiğinden bahsettik. Gençler tevessül edince bakın ne yapıyor? Hemen bir yafta. Sen de diyor falanca örgütün adamısın değil mi diyor. Sakın ha diyor, burada gezdiğini görürsek senin ayaklarına sıkarız. Bu ne demek? Sakın bizim kaynağımıza dokunma. Bizim gelir kaynaklarımızı elleme. Ümeyye bin Halef, bakın Cumah oğullarının lideri, fal oklarının tabir yerinde ise mucidi mi diyelim, yoksa o parayı elinde döndüren kapitalist sistemin adamı mı? Bazı tarih kitaplarında bu adamın dehri olduğu söyleniyor. Dehri ne demek? Bugünün tabiriyle ateist. Yani adamın Mekke'nin putlarıyla hiçbir alakası yok. Mekke otoritesinin, sisteminin anlayışıyla hiçbir alakası yok. Bugünün Kemalistlerinin olduğu gibi. Bugünün tabir yerindeyse günahkarlarının birilerinin adını kullanarak bu toplumu sömürdüğü gibi maalesef bu kişiler de böyleler. Bakın rivayet edildiğine göre Osman bin Mazun'un kardeşi Zeynep binti Mazun. Kimle evli? Hazreti Ömer radıyallahu anh ile evli. İlk hanımı. Ondan Hafsa annemiz. Allah Resulü'nün eşi. Abdullah İbni Ömer. Yani Ömer'in en tabir yerindeyse güzide evlatlarından Abdullah. Ve sonradan daha böyle palazlanıp imanı daha güçlenen Abdurrahman İbni Ömer bu ailenin mensubudur. Osman bin Mazun bunların dayısı oluyor. Bir taraftan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, bir taraftan da müminlerin emiri olacak Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ne var? Yakınlığı var kardeşlerim. Bakın Osman bin Mazun yine rivayet edildiğine göre cahiliyenin hiçbir kirine bulaşmamış. Yine bu toplumun içerisinde yaşayıp da Allah'ı ve Resulünü bilmediği halde Müslümanlarla beraber oturmanın nimetine
külfetine, zevkine şahit olmadığı halde içkiden, kumardan, uyuşturucudan, zinadan, yalandan, iftiradan uzak kalan bir takım gençler gibi. Osman bin Mazun hayatının ilk 25 yılını hiçbir günaha bulaşmadan geçirmiş elhamdülillah. Hatta kendisine içki ayetleriyle alakalı yasak emri okunduğunda diyor ki ben, kendisi o cahiliye dönemini anlatıyor, aklımı giderecek, sefih insanların gülmesine sebep olacak, kızımı diyor hiç istemediğim bir adama verdirtecek, içkiyi diyor hiç içmedim elhamdülillah. Yani aklımı giderip insanlara maskara edecek, böyle bir günaha bulaşmadım. İşte böyle temiz kalpli insanların geleceği son durak neresidir? İslami bir hayattır. 25 yaşında Hazreti Ebubekir ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine gidiyor. Daha Darun Nedve kurulmamış. Peygamber aleyhissalatu vesselama hiç sorgulamadan tam bir teslimiyetle itaat ediyor. Peygamber aleyhisselamla çok güzel bir dostluk başlıyor. Ancak şimdi Cumah oğullarının mahallesinde yaşıyorsanız ve siz oradaki çarkı bozan çarklardan bir tanesiyseniz, dişlilerden biriyseniz, o zaman işkence sizin kaçınılmazdır. Mekke içerisinde en fazla işkence yapılan mahalle Cumah oğullarının, Ümeyye bin Halef'in mahallesidir. Kim var orada? Bilal radıyallahu anh var. Subhanallah. Amir bin Füheyre var. Kölelerden. Kölelerin salihlerinden, abidlerinden. Bunların her biri her gün ağır işkenceler görüyor. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın rehberliğinde Osman bin Mazun'un da içinde bulunduğu 12 erkek, 4 kadın ilk Habeşistan'a hicret ediyorlar. Birinci Habeşistan hicreti gerçekleşiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'da, müşriklerin de bulunduğu bir ortamda Necm suresinin 57. ayetinden başlıyor. 62. ayeti dahil okuyor. Allah subhanahu ve teala Allah'a secde edin ve ona itaatte bulunun deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere müminlerin hepsi secdeye kapanıyorlar. Onu gören, sahabeyi gören müşrikler secdeye kapanıyorlar. Ümeyye bin Halef kibrinden dolayı secde etmiyor, yerden bir avuç toprak alıp alnına sürüyor. Bu haber Habeşistan'a gidince diyorlar ki Kureyş İslam oldu. Kureyş Mescid-i Haram'ın içerisinde Allah'a secde etti. Mekke artık İslam şehri oldu deyince Habeşistan'ı terk edip tekrar Mekke'ye geliyorlar ki ama bakıyorlar manzara öyle değil. Yaşanan hadise aslında bir anlık hadise. Duygularını kontrol edemeyip secdeye kapanmışlar. Maalesef ki Habeşistan'ın icretinden sonra Müslümanlara daha ağır işkencelerde bulunuyorlar. İşkencenin dozajı artırılıyor. Bu sefer Cafer bin Ebi Talib'in önderliğinde 101 tane sahabi Mekke'yi terk edip Habeşistan'a ikinci hicret yapıyor. Bunun içerisinde yine Osman bin Mazun vardır. Ancak neden geldiği, neden geri döndüğüyle alakalı bilgi sahibi olmamakla beraber Osman bin Mazun Habeşistan'daki hicretine son veriyor. Mekke'ye geri geliyor. Peki Mekke'ye nasıl girecek? Ümeyye bin Halef onu korur mu? Cumah ailesi, aşireti onu korur mu? Asla. Asla. Niye? Çünkü o sistemi bozan bir adam onların nazarında. Hemen aklına babasının kadim dostu Mekke'nin önderlerinden, Darun Nedve'nin liderlerinden Velid bin Mughire geliyor. Velid bin Mughire'ye gidiyor ve himaye talep ediyor. Velid bin Mughire himayesi altına alıyor. Kureyş'in önde gelenlerinden. Onu Mescid-i Haram'a götürüyor. Diyor ki Osman bin Mazun bundan sonra benim himayem altındadır. Kim ona elini uzatır, diliyle ona hicvederse karşısında beni bulur deyince artık Mekke otoritesi ona karşı gelemez hale gelir. Mescid-i Haram'da rahat hareket ediyor, evinde rahat hareket ediyor, istediği gibi ibadet ediyor, istediği gibi Kur'an okuyor, istediği gibi insanlara nasihatte bulunuyor. Kimse dokunamıyor. Peki ne zamana kadar? Sokağa bir bakıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayak yiyor. Mescid-i Haram'a bir bakıyor, Ebu Bekir radıyallahu anh dayak yiyor. Bir bakıyor kardeşi Bilal mahallenin içerisinde feryadı figan ediyor. Kanlar içerisinde. Yahu diyor ben bir Müslüman olarak, bir mümin olarak onlar bu acıyı yaşarken nasıl böyle rahat içerisinde oturabilirimin endişesine düşüyor. Ya onlar yanlış ya diyor yanlış bende. Kendini sorgulamaya başlıyor. Tıpkı bugün
Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ümmeti Muhammed cayır cayır yanarken ben burada oturmakla büyük bir suç işliyorum diyerek ağlayan bir Müslüman gibi. Feryat eden bir Müslüman gibi. Ve Velid bin Mughira'nın kapısına gidiyor. Diyor ki benim üzerimdeki himayeyi kaldır Subhanallah. Yani ben de kardeşlerimle beraber dayak yiyeceğim. Ben de onlarla beraber aynı acıyı yaşayacağım. İşkenceyi görüyorlarsa ben de işkence göreceğim. Bunu her iman kaldıramaz ama Müslümanlar. Benim gibi zayıf imanlı bir adam böyle bir durumda, böyle bir himayede Allah'ın rahmetini ve nimetini umarken Osman gibi güçlü adamlar ne yapıyorlar? Kendilerini münafık gibi hissetmeye başlıyorlar. Kendilerini sorguluyorlar. Velid bin Mughire şaşırıyor. Diyor yeğenim diyor. Senin üzerinden himayemi kaldırırsam insanlar sana zarar verecekler. Himayeyi devam ettir. Diyor ki sen Velid bin Mughire'ye dönüyor. Bakın bir müşriye. Sen diyor çok güzel bir hamilik yaptın. Beni diyor korudun diyor. Görevini diyor yerine getirdin. Ama diyor ben senden daha büyük bir otoritenin himayesi altına girmek istiyorum. O da diyor Allah'tır Subhanallah. O da Allah. Ben Birleşmiş Milletler'in, insan hak ve hürriyetlerini savunan derneklerin, ben falanca bilmem ne birlikleri alimlerinin himayesi altına değil, Gazze'li Müslümanlar olarak aziz ve celil olan Allah'ın himayesi altında yeryüzünün en şerefsiz varlıklarına karşı mücadele ediyorum dediler. Velhamdülillah yollarından geri durmadılar. Ey falancalar bizi korumazsanız biz ne yaparız demediler. Allah yolunda mücadele etmeye devam ettiler. Asla geri durmadılar. Vallahi hamdolsun Şam ehli öyle. Allah'a hamdolsun Afganistan 20 yıldan fazladır defaatle burada hatırlatıyoruz. Onlarca belki devlete rağmen, binlerce milyonlarca askerine rağmen, kafir askerlere rağmen hiçbir İslam ülkesine seslendiler mi? Bizi korumazsanız, bizi himayeniz altına almazsanız, Amerika'ya seslendiler mi? Şemsiyeniz altına bizi sokmazsanız hiç yapmadılar. Şeref ve izzetleriyle savaştılar. İzzetli ve şerefli günler elde ettiler elhamdülillah. Osman da döndü dedi ki ben senden daha güçlü bir otoritenin himayesi altına gireceğim ki o da Allah'tır. Tamam dedi. Onu aldı Mescid-i Haram'a götürdü. Dedi ki ben Osman bin Mazun'un üzerindeki himayeyi kaldırdım. Tabir yerindeyse bu saatten sonra eti de kemiği de sizindir. Tabir yerindeyse ne istiyorsanız yapabilirsiniz dedi. Osman bin Mazun o sıra Mescid-i Haram'da bizim oturduğumuz gibi oturdu. Kim var peki orada? Lebit bin Rabia radıyallahu anh. Bu adam çok büyük bir şair. Sonradan İslam'la tanışıyor. İman ediyor. Hakkında çok bilgi sahibi değiliz. Ama İmam Şafii rahimeullah kendisinin çok büyük İslam şairi olduğunu ve bazı alimler de o İslam'a girdikten sonra şiiri bırakıp, şiir söylemeyi bırakıp ibadete yöneldiğinden bahsederler radıyallahu anh. Ama o dönem müşrik. Lebit bin Rabia oturmuş, tabir yerindeyse Kureyş'e yazmış olduğu o güzel şiirleri okurken şöyle diyor. Diyor ki, Allah'tan başka her şey boş, her şey batıldır. Güzel bir söz değil mi? La ilahe illallah'ın tabir yerindeyse şiir bulmuş hali. Allah'tan başka her şey boş ve batıldır. Yani razı edilecek tek güç, otoritesine girilecek tek güç Allah'tır. Osman bin Mazun duruyor diyor ki doğru söyledin diyor. Onaylıyor. Sonra devam etti. Lebit dedi ki bütün nimetler gelip geçicidir. Hepsi zaildir. Yani bir gün yok olacaktır. Osman durdu dedi ki hayır. Cennet nimetleri hariç. Dedi burada yanlış söylüyorsun. Lebit'in tabir yerindeyse kafasının tası attı. Dedi ki ey Kureyş. Siz ne zamandan beri şairlerinizi susturuyorsunuz? Siz şiire ve şaire önem verirsiniz. Onlara değer verirsiniz. Ama bugün bakıyorsunuz ki Osman benim tabirinize karşımda durmuş, beni onaylıyor, susturuyor. Deyince hemen müşrikler ayaklanıyorlar. Lebit bin Rabia diyorlar ki bu adam ahmaktır. Bizim dinimizi terk etmiş bir ahmaktır. Onun yaptığı tabir yerindeyse bizim kusurumuz değildir deyip Lebit bin Rabia, özür dilerim, Osman bin Mazun'u dövüyorlar. Rivayette gözü şişiyor. Göremeyecek derecede ağır bir hasar alıyor. Velid bin Mughire yanına yaklaşıyor. Diyor ki yeğenim diyor. Bak diyor senin üzerinden himayemi kaldırınca ne hale geldin? Tekrar himayeme gir. Şimdi insan dayak yiyene kadar o yumruğun acısını hep böyle düşünüyor değil mi? Ulan nasıldır acaba? O acı nasıl bir histir? Adam yemiş artık.
tabiri caizse bir gözünü kaybetmiş. Velid bin Mughre'ye dönüyor ve şu sözleri söylüyor. Bakın diyor ki, çok anlamlı sözler. Vallahi diğer gözüm de, yani sağlam olan gözüm de kardeşinin uğradığı akıbete diyor hazır diyor. Gelsinler diyor, diğer gözü de patlatsınlar. Yeter ki diyor ben müminlerle beraber olayım subhanallah. Yeter ki ben müminlerle aynı acıyı paylaşayım. Yeter ki müminlerin uğramış olduğu zulüm bana da isabet etsin. Onların gördüğü işkenceden ben de payımı ve tadımı alayım. Hangi iman bunu kabullenir ya? Hangi iman buna sahiplenir? Vallahi çok zordur ha. Allah onlardan razı olsun inşallah. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle Medine'ye hanımıyla Havle binti Hakim. Bu kimdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği eşi Hazreti Hatice'nin çok yakın dostu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bir rivayette Hazreti Ayşe ile nişanlayan, Sevde annemizle evlendiren kadıncağız Havle. Sevde kimlerden? O da Cumahoğullarından. Yani kendi aşiretinden, kendi kavminden evlendiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi. Havle, oğlu Saib ve Osman bin Mazun Medine'ye hicret ediyorlar. İşte Medine'ye hicret ettikten sonra Osman radıyallahu anh'ın hayatı değişiyor. Müthiş derecede bir zühd hayatına bürünüyor. Kendini tabir yerindeyse dünyadan soyutluyor. Hani Resulullah Aleyhisselam dedi ya, gerçek haya ahirete yönelip dünyayı tabir yerindeyse boşamaktı değil mi? Hadisin sonunda öyle söylüyordu. Dünyaya meyletmemekti. Osman bin Mazun dünya hayatını öyle bir bıraktı ki artık üzerindeki elbiseler onun dünyaya ne kadar değer verdiğinin alametiydi. Bir gün Mescid-i Nebevi'ye girdi. Yamalı elbiseler içerisinde Allah Resulü onu görünce gözleri yaşardı. Sahabe ağlamaya başladı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü. Dedi ki, sizin bir gün gelecek, gün içerisinde sabah ve akşam elbiselerinizi değiştireceksiniz. Öyle bir gün gelecek ki sabah ve akşam elbiselerinizi değiştireceksiniz. Yani çok elbiseleriniz olacak. Sofranızdan tabakların biri kalkacak, diğeri gelecek. Yani bol nimetler elde edeceksiniz. Kabe örtüsünü değiştirdiğiniz gibi evlerinizin diyor örtüleri değişecek. Yani perdeleri değişecek, belki halıları değişecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki, sizce dedi siz o gün hangi halde olursunuz? Siz diyor bunu yaşayacaksınız. Kesinlikle bunu göreceksiniz. Sahabe döndü dedi ki, ya Resulallah bu durumu dedi kim arzulamaz ki? Biz dedi arzularız. Ama dedi zararı mı var? Bu nimetleri elde etmenin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki, sizin dedi bugünkü haliniz, yani sıkıntınız, şu fakirliğiniz, dedi o günkü halinizden daha hayırlıdır. Yani sizin fakirliğiniz, zenginliğinizden daha hayırlıdır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Osman radıyallahu anh, Osman bin Mazun artık yani bu sözlerle de beraber öyle ulvi makamlara tabirindeyse yönelmeye başladı ki bir cihat esnasında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Dedi ki ya Resulallah Allah yolunda daha rahat cihat etmek için kendimizi de hadım yapabilir miyiz? Yani kendimizi kısır bırakabilir miyiz? Erkekliğimizi yok edebilir miyiz? Yani kadına karşı ihtiyacımız var, meylimiz var. Bu da bizi Allah yolunda cihat etmekten alıkoyabiliyor. Bazen evimizden uzaklaştığımızda hanımlarımız aklımıza gelebiliyor. Bundan dolayı yürüyüşlerimiz zayıf olabiliyor. Kendimizi hadım edebilir miyiz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Dedi ki oruç senin için kalkandır. Eğer bu halinden korkuyorsan oruç ümmetim için bir korunaktır. Ve diyor hadım etmek bir İslam'da yoktur. Bundan vazgeçiyor. Bu sefer ama neye yöneliyor? Geceleri namaza, gündüzleri oruca. Yani hayatının her anı itaat ve ibadetle geçiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Karısı Havle'den anlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geliyor. Kadın bir bakıyorlar peşmurde. Hazreti Ayşe diyor ki senin bu halin nedir? Yani kendini salmışsın, paspal bir hale gelmişsin. Diyor ki Osman bin Mazun diyor benimle diyor hiç ilgilenmiyor ki. Bana diyor hiç yaklaşmıyor ki. Hazreti Ayşe bu durumu Allah Resulüne bildirince Osman bin Mazun'u çağırıyor. Ey Osman diyor. Benim diyor sünnetim budur.
başlıyor ona saymaya. Yani oruç tutarım, bazen bırakırım. İbadet ederim, bazen terk ederim. Kadınlarıma yaklaşırım, bazen uzak dururum. İşte benim diyor sünnetim budur diyor. Sonra birkaç gün geçtikten sonra havleye bir bakıyorlar ki genç gelin gibi bir kız haline geliyor. Ama bu çok sürmüyor. Birkaç gün sürüyor. Birkaç gün sürüyor. Osman bu sefer daha şiddetli bir şey yapıyor. Sadece hanımından ayrılmıyor. Evini ayırıyor. Gidiyor biraz daha Medine'nin dışında kendine bir yer yapıyor. İnzivaya çekiliyor. Kendini sürekli ibadete veriyor. Yani sanki ölüm meleğini karşıda görmüş, son nefesini verecek bir adam gibi sürekli secdede. Beni ölüm meleği şu an canımı kabz ederken oruçlu halde alsın diyen bir adam gibi. Yani sanki ölüm meleğiyle beraber kucak kucağa yaşıyorlar. Evini uzaklaştırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine gidiyor. Diyor ki ey Osman, Allah beni ruhbanlıkla göndermedi. Allah katında dinlerin en hayırlısı hanifliktir, yani İslam'dır. İslam'da da ruhbanlık yoktur deyince Osman bin Mazun biraz daha ne yaptı? Allah Resulü'nün bu teklifleriyle beraber kendini toparlamaya çalıştı. İtidale çekmeye çalıştı. O yüzden kardeşlerim, hatırlarsanız buradaki derslerimizde bir şeyi ortaya koymuştuk. Bizim şu anki itidalimiz ise ibadete yönelmektir. Bakın bizim şu anki itidalimiz, biz şu an ifratla tefrit arasında değiliz. Biz şu an tefrite daha yakınız. İtaatten biraz daha uzaklaşmışız. İbadetten biraz daha uzaklaşmışız. Bizim vasatımız biraz daha ileriye gitmektir. Ama dünyalık konusunda, evlerinizi ihmal etme konusunda, kardeşlerinizi ihmal etme konusunda bir yeteneğiniz varsa da işte onu itidale çekin. Çoluk ve çocuğunuza sahip çıkın. Eşlerinize sahip çıkın. Anne babalarınıza sahip çıkın. Eğer bir davanın ve davetin sahibiyseniz bu işin evinizin içinden başlanması gerektiğini asla unutmayın. Ya elhamdülillah haftalardır ailemi görmedim. Bu da çok takdir edilecek bir şey midir? Ben bilmem. Ben bir çıktım aylarca gelmem. Ne çocuk görürüm, ne kadın görürüm. Bu itidali şu toplumun içerisinde yakalamaya çalışın. Zira geride bıraktıklarınızın dostu ve arkadaşı şeytan ve dostları olmasın kardeşlerim. Evet, onun zühdü, takvası, verası, iffet ve hayası Allah yolunda cihada mani değildi. Bedir'de cihad etti. Oğlu Saib'le beraber büyük kahramanlıklar gösterdi. Bedir dönüşünden sonra ölümcül bir hastalığa yakalandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık ölüm anında rivayet ediliyor. 3 defa başına geldi. Böyle diyor yaklaştı. Kulağına sanki bir şey söyler gibi geri kalktı. Ağladı. Tekrar yaklaştı. Bir şey söyledi. Geri kalktı. 3. eğildi. Biraz daha uzun sürdü. Kalktı. Ağlamaya devam etti. O sıra Osman bin Mazun vefat etti. Allah Resulü'nün bu ağladığını gören kadınlar hıçkırıklarla feryat edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzgün de olsa kadınlar topluluğuna döndü. Dedi ki asla bunu yapmayın. Zira Allah böyle bir duruma gadaplanır, gazaplanır. Yani feryadı figan etmeyin. Akabinden onu yıkayıp kefenlediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini görünce yine ağlamaya başladı. Yani Osman bin Mazun'la demek ki güzel bir dostluğu ve kardeşliği var. Ağladı. O sıra rivayet edilir ki ya hanımlarından biri ya da Ümmü Ala, saliha kadınlardan biri döndü. Dedi ki ey Osman, Allah sana rahmet etsin. Şu an cennetin ikramlarıyla karşı karşıya olduğuna diyor şehadet ederim. Yani sen cennetlik bir adamsın. Allah Resulü döndü. Sakın dedi öyle demeyin. Ben bir peygamber olmama rağmen akıbetimin ne olduğunu bilmiyorum. Deyin ki o Allah ve Resulünü sevdi. Sevdiğinin karşılığını muhakkak alacaktır. Dedikten sonra sahabeler dediler ki biz artık kimseyi ölümünden sonra tezkiye etmedik. O falanca Allah yolundaydı. Vallahi kardeş ölmüş. Elhamdülillah o şehittir. O Allah yolunda cennetlik bir adamdır. Tezkiyesini tabir yerindeyse biz yapacak değiliz. Bize düşen Halim Selim bir adamdı. Güzel ve dürüst bir insandı. Haya ve iffet sahibiydi. Allah'ı da severdi. Ümmeti Muhammed'i de severdi. Deyip onun hakkında hüsnü zan ve hüsnü şehadet etmektir. Onun dışında onu cennetlik veya cennetlik olacağını bilecek olan tek güç alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve onun için Baki mezarlığı hazırlandı. Mekke'nin yani muhacirlerin ilk vefat edeni, Rabbine kavuşanı Osman bin Mazun'dur.
Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için, o bizim için çok iyi bir selef, hayırlı bir öncüydü dedi. Bizden önce ahirete intikal etti. Bakın Osman bin Mazun muhacirin içerisinde ilk vefat eden, yani Peygamber aleyhisselam gerçekten vefa sahibi bir adam. Mezarlığa taşınırken döndü ona dedi ki ey sahibin babası, Allah sana rahmet etsin. Sen gittin. Şimdi söze bakın, ne olur dikkat edin. Ne sen dünyaya iltifat ettin, ne de dünya sana iltifat etti. Yani sen dünyaya yanaşmadın, dünyadan kaçtın, dünya da senden kaçtı. Sen dünyaya hiç bulaşmadın sözlerini söyledi. Hiç bulaşmadın. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mezarın yanına geldi. Tekrar ona döndü. Dedi ki bu bizim ahirete ilk gidenimiz, en hayırlı selefimiz, yani öncümüzdür buyurdu. Sonra kabrin içerisine kendisi koydu. Bakın ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi bir taş getir. Taş. Bu taşı niye getiriyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun baş ucuna koyuyor. Ben diyor kardeşimin diyor yerini bileyim ve ehlimden kim vefat ederse onu Osman bin Mazun'un yanına gömeyim. Subhanallah. Böyle seviyor. Ve ilk vefat edeni kim oluyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanesinden vefat edip de Osman bin Mazun'un yanına gömülen ilk kişi kim oluyor? Maria annemizden oğlu İbrahim vefat edince bakın oğlunu tabir yerindeyse Osman bin Mazun'un yanına gömüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Git oğlum diyor, git. Hayırlı selefimiz Osman bin Mazun'a diyor kavuş. Subhanallah. Ne kadar sevmiş, ne kadar değer vermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin defin işlemleriyle uğraştıktan sonra bir tane sahabe kadın geliyor diyor ki ya Resulallah ben rüyamda Osman bin Mazun için bir nehir gördüm. Büyük bir nehir akıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ki o nehir dedi onun amelidir. Son bir nakille beraber inşallah sohbetimizi bitireceğiz. Hakkınızı helal edin. İlginç bir hadise, yani ilginç bir düşünce. Her insan bunu da aktaramaz ha. Herkes duygu düşüncelerini dışarı vuramaz. Aklımıza o kadar çok şey gelir ki söylemekten utanırız ve korkarız. Cesaret edemeyiz. Ama bir adam müstesna. Kim o? Ömer bin Hattab radıyallahu anh müstesna. Diyor ki Osman bin Mazun öldükten sonra benim aklıma bir şüphe düştü diyor. Bakın şüphe düştü. O diyor içimizde dünyaya hiç iltifat etmediği halde Allah ona şehadeti vermedi. Bakın şimdi, eğer Allah ona şehadeti verseydi böyle bir düşünceye sahip olmayacaktı. Hastalıkla öldü, dünyaya rağbet etmedi. Yani diyorlar ki alimler, Hazreti Ömer Osman bin Mazun için yani onun değeri benim gözümde biraz düştü. Demek ki bir kusuru var, bir ayıbı var. Değilse Allah böyle bir nimetten onu niye mahrum bıraksın? Sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti hastalığından ötürü. Sonra durdum düşündüm dedim ki bizim en hayırlılarımız zaten böyle ölüyormuş. Sonra diyor Ebu Bekir radıyallahu anh vefat etti. Durdum düşündüm yahu dedim bizim ölülerimiz hayırlılarımız böyle ölüyormuş. Ondan sonra Osman bin Mazun'un değeri bana diyor tekrar diyor arttı diyor. Subhanallah. Her insan bunu düşündür. Ama dile getiremez. Ömer bin Hattab kardeşi hakkında böyle düşünüyor. Ya bu takvalı bir adam görünüyor. Salih bir adam görünüyor. Ama kanserden gitti. Demek ki çok da iyi bir adam değilmiş düşüncesinin doğru olmadığını Ömer bin Hattab radıyallahu anh tecrübesiyle bize öğretiyor. Osman bin Mazun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle hayada zirve bir şahsiyet. Allah Resulüne geliyor. Diyor ki ya Resulallah hanımımla yalnız kaldığımda vücudumun diyor görünmesinden diyor utanıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hanımın diyor sana bir elbise, sen ona bir elbisesin. Yani utanma. Ancak diyor ben diyor utanıyorum. Oradan çıktıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor Osman bin Mazun hayanın diyor zirvesinde. Bu Osmanlarda bir şey var. Var mı burada bilmiyorum Osman da. Hakikaten Osmanlar hayada zirveler. Hayayı güzel yaşamışlar, iffetli insanlar. İçimizde de çok iffetli kardeşler var. Soru sorarken iffet sahibi, bakarken iffet sahibi, konuşurken iffet sahibi, ona kızdığınızda iffet sahibi, ondan bir şey istediğinizde iffet sahibi. Allah iffetimizi ve hayamızı artırsın.
Allah gecemizi mübarek eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Cennetimizi firdevs eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.